Onu da ver istersen. Tutacağım. Yılmaz Bey'in durumu daha da kötüleşiyor. Artık yürüyemiyor ve bir şey yaparken başkalarının kendisine yardım etmesi gerekiyor. Başkalarına olan bağımlılık ve bedensel kötü gidişten çok üzüntü duyuyor. Bittim. Bittim, tükendim. Çok yorgunum. Gençlikle ihtiyarlık çok çok farklıymış. O kadar düşkündüm ki birilerinin bana yardım etmesi lazım. Bir çocuk gibi bir halim var. Babam bütün gün yatakta. Hiç dışarıya çıkmıyor. Ve ben hep bunu söylüyorum kendisine. Seninle ben mi? Yoksa Mehmet mi camiye gidecek baba? Veya biraz kahveye uğrasan. Tekerlekle sandalyeyle bunu yapmak mümkün. Bu şekilde insan arasına da girmiş olursun. Çok kurullu. Dışarı çıkmak istemiyor. Çünkü arkadaşları kendisini o şekilde görmesini istemiyor. Halsiz. Ben de her insan gibi kendi inancıma göre ibadetimi yapmak isterim. Yaşlandığım için ve çok hasta olduğumdan dolayı o ibadete gidemiyorum. Tekerlekli sandalye getirdiler. Ona da binip dışarı çıkınca birileri beni hakir görür diye çıkmak istemiyorum. Dışarıya çıkmak için kendisini biraz zorlamamız gerektiğini düşünüyorum mutlaka. Daha sonra bundan memnun olacağından da eminim. Ne bileyim, onu biraz zorlamak gerekiyor. Kız geliyor, tekerlekli sandalyeni dışarı çıkartmak istiyor. Kendisi çıkmak istemiyor. Çünkü arkadaşlarına gözükmek istemiyor. Ama kız da çok üstüne varıyor. Biraz üstüne varmasa daha iyi olacak aslında. Kendisiyle camiye gitmek istiyorum ama kendisi bunu istemiyorsa ne yapabilirim? Durumundan utandığını tahmin edebiliyorum. Kesinlikle kendisini de zorlamaya niyetim yok.